Evet sevgili arkadaşlar. Ne mi oldu? Yaklaşık 30 saat yol geldikten sonra şu an Türkistan'a vardık. Türkistan ne kadar önemli? Belki biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur. Cumartesi günü Türkiye'den çıktık. Cumartesi sabahı Kazakistan'da olduk. Cumartesi gecesi Türkistan'a yola çıktık. Pazartesi sabahı Çimkent'te olduk. Çimkent'ten de Türkistan'a geldik. Yaklaşık 30 saat yol yaptık. Ama çok yorulduk. Başımıza acayip şeyler geldi. Lastikler patladı ama hava acayip karanlıktı. O yüzden video çekmedim. Ama bu çileden sonra şu an inanılmaz derecede huzurlu ve mutluyum. Neden dersiniz? Çünkü şu an tam Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin türbesinin dibindeyim arkadaşlar. Hoca Ahmet Yesevi biliyorsunuz Türk İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden biri. Ve biraz sonra oraya gideceğim. Size biraz göstereceğim. Odama yeni yerleştim. Biraz dinlendim. Şimdi bakalım işler güçlenme durumda. Evet arkadaşlar. Şimdi size ufak ufak otelden çıktım. Ve etrafı göstereceğim. Türkistan çok tarihi ve eski bir bölge. Özellikle tarihi açısından uzun zamandır Türk medeniyetine beşiklik etmiş bir yer. Bakın burası Türkistan'ın Türk Dünyası Kültür Başkentisi olmasından sonra kutlamaların yapılacağı alan. İleride otağı çadırları kurmaya başlamışlar. Yarına bunlar hazır olacak. Bu bölgede de renkli süslü şeyler var. Şimdi birazcık şu noktaya doğru gidelim bakalım. Biraz önce arkadaşlar kabak gibi çıktım dışarı çünkü bu kadar sıcak aslında ama bu kadar estiğini tahmin etmiyordum. Şimdi bizim buraya getirdiğimiz dans ekipleri şu arkanda gördüğünüz yerde prova yapacaklar. Ama benim aklım Hoca Ahmet Yesevi türbesinde. Gördüğünüz gibi gidemedim çünkü biraz önce çarpılıyordum az daha rüzgardan. Şimdi ben oraya doğru bir ilerleyeyim bakayım. 2017 yılında Türkistan Türk dünyasının kültür başkenti olarak 2017 senesi boyunca bütün Türk dünyasını misafir edecek arkadaşlar. Evet, şimdi otağların arasına gidiyoruz. Gördüğünüz gibi burada Kazak otağları var. Bunlar biliyorsunuz daha önce keçe ve benzeri şeylerden yapılıyormuş. Orijinal bunlar tabi. Orada sahte değil. Şu uçtan da Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesi gözüküyor. Sanırım biraz ön tarafa doğru ilerlersem ben de görme şansını yakalayacağım. Evet, biraz dolandıktan sonra kapının o tarafta olduğunu fark ettim. Şimdi o tarafa doğru ilerliyorum. Kaleye nöbetçileri koymuşlar sanırım. Evet, toprak kaseler. Çok güzel. Gerçekten inanılmaz derecede otantik ve hoş bir yer. İnsan o dönemin ruhunu hissedebiliyor. İşte bu her şeye değerdi. Buraya gelmek için her şeye değerdi. Şu an bu kutsal mabedin önüne varmak üzereyim. Çok heyecanlıyım. Belki de torunlarımıza anlatabileceğim bir tecrübe benim için. Çünkü buraya gelmek kolay değil. Pek sebebiniz de olmaz açıkçası buraya gelmek için. Arkadaşlar karşınızda Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesi. Bu gördüğünüz duvar yazılarında Allah, Sübhanallah ve Allah'tan başka hakim yoktur, La ilahe illallah yazıyor. Bunlara küfik deniyor arkadaşlar. Küfik deniyor. Yanlış bilmiyorsam. Evet, şimdi ön kapısına doğru gidiyorum türbenin. Biliyorsunuz bu mavi kümbetleri çok önemli. Onlar biliniyor açıkçası herkes tarafından. Gördüğünüz gibi. Evet, bu gördüğünüz kapı arkasındaki kapı arkadaşlar. Türbenin arka kapısı bu şekilde. Hala
bütün üzerindeki işlemeler ve mozaiklerin bari şekilde gözüktüğünü görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi muhteşem bir işçilik var. Burada da daha demin bahsettiğim tüfekler. Evet, bu tarafı da türbenin sağ tarafı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Güneş tersten geliyor arkadaşlar. Çok rüzgar var. Biraz rüzgar sesi için kusura bakmayın. Ve Ahmet Yesevi Türbesi'nin ön tarafı da bu şekilde kuşlara ev sahipliği yapıyor. Evet, bugünkü ufak ziyaretime son verdim çünkü işbaşı yapmam lazım. Bir dua ettim ve yarın yine burada olacağım. Şimdi çalışmalara doğru hızlıca dönüş yapıyorum. Evet, bizim sanatçılar burada hepsi provalar için. Harman hatırlıyorsunuz. Her zamanki gibi sanat direktörlüğünü üstlenmiş durumda. Tatarstan, Türkçe, sonra başka yer ya. Provayı gösterelim diğer ülkede. Daha aşağı değil, pazar. Türkiye. Evet arkadaşlarımız provaya başladılar. Burada yaklaşık 250 tane sanatçı olacak. Ve adamımız burada ya. Tavşan Baba. Tavşan Baba bizim videoların olsun. Vazgeçilmez adamı. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, iyiyim abi. Her şey yolunda mı? Evet. İyi, seni her geçen gün daha iyi görüyorum ama sanki biraz göbek olmuş ha? Evet. Amin. Evet, Türkistan'da gece oldu. Provalar bittikten sonra yemek yedik. Ve şimdi yine provalar var. Gece provaları. Gördüğünüz gibi. Şu an provalarına doğru gidiyoruz. Arman'la. Arman'ı hatırlıyorsunuz. Genelde bütün videolarda var. Bizim sanat direktörümüz. Doğru biraz sonra bütün sanatçıları. Вот когда начинаете с Карабаевича разговаривать, burada его наполовину gerçekten hakim. Evet. Nevruz kutlamalarının ve Türkistan kültür başkentinin yapılacağı alan burası arkadaşlar. Çok güzel bir sahne kurmuşlar buraya. Gördüğünüz gibi Hoca Ahmet Yesevi duvarları da mevcut. Ve ışık şovları var. Güzel bir konser olacak. Yarın burada. Armancığım yine çok büyük bir organizasyonun peşindesin. Evet, bütün YouTube, yorucu. Bütün YouTube ne yapacak Arman diye bekliyor. İnşallah bütün halkımız, herkes beğenecek. Olacak, özellikle olacak. Türk dünyasında güzel bir parmağın olacak. İnanıyoruz. Sana başarılar diliyorum. Sağ ol. Hepimiz. Burada da Cumhurbaşkanımız Nazarbayev'in tebriği var. Şimdi prova için buraya gidiyoruz. Evet arkadaşlar, provalar da bitti. Şu an bu gördüğünüz bomboş yolda otele doğru dönüyorum. Tabii günlerdir yolda olmanın verdiği yorgunlukla ben de bittim. Bu gece böyle bitiyor. Yarın burada Türk Dünyası Kültür Başkenti'nin açılışı ve Nevruz törenleri var. Çok yoğun bir gün olacak gerçekten. O zamana kadar kendinize iyi bakın.